Evet arkadaşlar, merhaba. Marmaris'teki karavan parkından çıktım. Şimdi Börtübet sahiline doğru gidiyorum. Yaklaşık 25-30 yıl oldu oraya gitmeyeli. En son halini hiç bilmiyorum. Şimdi birkaç gün orada geçirmek istiyorum. Orası çok sakin bir yerdi. Doğa harikası, hoş bir yer. Cennet gibi bir yer. Şimdi orada birkaç gün kalacağım. Orayı da fotoğraflayayım. Videolarını çekeceğim. Sizinle paylaşacağım. Orada görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, şimdi Datça yolundan Börtübet yoluna saptım. Yol bu şekilde bakın. Hani arada bir bozuluyor, arada bir düzeliyor. Bazı yerleri çok bozuk yalnız. Bir tane yangından etkilenmiş, yol da etkilenmiş. Arada bir çukurlar var, ay yüzeyi gibi. Biraz yavaş gidiyorsunuz, yani bunu hesaba katın diye. Hem virajlı, hem dik. Bir de bozuk satığı olan bir yol. Evet, şu anda yaklaşık 9.6 kilometre kalmış Börtübet sahiline. Yavaş yavaş ilerliyorum. Evet, orada görüşmek üzere. Ben giderken göstermek istedim. Bakın buralar tamamıyla yanmış. Burada yol da görüyorsunuz. Yol da çok bozuk. Bakın sol taraf tamamıyla yanık. Ağaçlar kül olmuş. Sol ve sağ taraf. Biraz bilgi vermek istedim. Bakın, yangının alan bitti. Şimdi normal çamların arasından geçiyoruz. Olması gereken Marmaris yollarından gidiyoruz. Öyle güzeldi işte bu yollar. Ama gördüğünüzde hale gelmişti. Neyse, buraları böyle gördüğüm için çok memnun oldum. Yani buralar tamam diye yapmamışlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bakın Börtübet sahilindeyiz. Şöyle bir göstereyim. Çok güzel bir manzara var. Hemen şurada bir karavan var. Burada iki karavan var. Arkada bir karavan var. Benim arabam burada. Henüz daha nereye koyacağımı bilemedim. Şurada da iki tane karavan var. Çok güzel bir yer. Sessiz, sakin. Uygarlıktan uzak. Hoş bir yer. Şimdi aşağılara bir bakacağım, nereye koyabilirim diye. Evet, bakın burada böyle güzel bir dört çeker karavan var. Burada iki karavan var. Ben de acaba şuraya mı koysam diye düşündüm. Şu boşluğa. Ne dersiniz? Ama eğim var biraz, o yüzden olmaz. Evet arkadaşlar, merhaba. Bakın, arabayı buraya koydum. Burası biraz önce bulunduğum yerin hemen biraz daha ilerisi. Çok güzel bir doğası var buranın. Biraz önce şuradaydım. Burada iki karavan var. Şurada bir karavan var. Üç. Şurada iki tane var. 5, 6. Benimki birlikte 7 karavan var. Doğası da böyle buranın. Bakın şu güzelliğe bakın. Şurası Datça Yarımadası. Bu yolda böyle Datça Yarımadası'na giden yola çıkıyor. Yani Datça'ya giden yola çıkıyor. Buradan çok daha kısa. Buraya gelmek isteyenler için oradan gelmelerini öneririm. Çünkü buradan geldiğiniz zaman hem
gereksiz bozuk yollara giriyorsun. Hem de çok uzun bir yol ama buradan gördüğüm kadarıyla çok daha kısa. Dutch yolu daha iyi bir yol. Evet. Önümüzdeki bir iki günü burada geçirmeyi planlıyorum. Yazın çok güzel olduğunu düşünüyorum buraları. Bakın şu aşağılar çok güzel. Çok güzel denize girme yerleri var. Biraz hava rüzgarlı şu anda. Böyle bir ortam var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bugün akşam yemeğinde pilavlı tavuk yapacağım. Bakın önce pirinci kavuruyorum. Tavukları da haşladım sıcak suda. Böyle bunları bir kenara ayırdım. Bakın burada da tavuğun suyu var. Bekliyor. Bunu pilavın suyu olarak kullanacağım, tavuk suyunu. Yani hiç öyle bulyonlar falan kullanmaya gerek yok. Şimdi pirinç kavruldu. Şimdi yaklaşık bir bardak evet yaklaşık bir bardak şey kullanmıştım. Pirinç kullanmıştım. Şimdi onun için üzerine 1.75 bardak kadar tavuk suyu koyacağım. Tuz ekleyeceğim. Şeker varsa şeker de ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Evet bu kavruldu. Şimdi üzerine suyu ekleyelim. Evet bakın bir tatlı kaşığı kadar tuzu da içine atıyorum. İyice karıştırıyorum şöyle tuz karışsın diye. Tavuk sulu pirincim hazır. Şimdi bunu yaklaşık orta ateşte suyunu çekene kadar pişireceğim. Biraz daha orta ateş haline getirelim. Evet. Kapağını da kapatıyorum. Bu arada bu tavukları şimdi didikleyeceğim. Bakın bu tavukları böyle küçük küçük kesiyorum. Evet tavuklar pişmiş. Buradan bunu da anlıyoruz. Yumuşak şekilde dağılıyorlar. Evet böyle tavukları didikledikten sonra şimdi biraz üzerlerine karabiber dökeceğim arkadaşlar. Tuz ve karabiber dökeceğim. Biraz daha karabiber dökelim. Biraz da tuz döküyorum. Evet biraz da tuz döküyorum. Şöyle tamam. Şimdi onu iyice karıştırıyorum. Evet, bunu iyice karıştırıyorum. Evet, bu hale geldi. Bakın.
Pilavımın olmasını bekleyeceğim bakalım. Pilavım hala pişiyor. Daha suyunu çekmemiş. Biraz daha çeksin. Çektikten sonra pilavın altını kapatıyorum. Bunu da üzerine koyuyorum. Öyle bekliyorum bir 15-20 dakika kadar özleşmesini. Ondan sonra hep beraber afiyetle yiyeceğiz. Evet, bakın pilavımız suyunu iyice çekti. Şimdi yavaş yavaş altını kapatıyorum. Evet, şimdi üzerine tavukları koyacağım. Evet arkadaşlar, bakın tavuğu pilavın üzerine koydum. Altını kapattım. Şimdi üzerine şöyle bir kağıt geçiriyorum. Bakın üzerine kağıt koyuyorum şöyle. Nemini alsın diye. Kapağı da kapatıyorum. Şöyle bir yarım saat demlensin diye bekleyeceğiz şimdi. Şöyle. Evet. Evet, yemeğimiz hazır. Bakalım nasıl olmuş. Güzel görünüyor. Bakın pilav iyice suyunu çekmiş. Hafif böyle hala sıcak. Ama yani çok sıcak değil. Yenilebilir kıvamda. Şimdi tabağımıza biraz koyalım bakalım. Şöyle. Bakın pilav gayet güzel tane tane olmuş. Evet arkadaşlar, bana afiyet olsun, görüşmek üzere. Evet, günaydın arkadaşlar. Bakın şu an Börtübet sahilindeyiz. Hemen şöyle bir etrafı göstereyim. Karavanımız burada. Güneş doğuyor. Sabah her zamanki gibi biraz erken kalktım. Biraz fotoğraf çektim. Güneşin doğuşunu kaçırdım ama hemen sonraki fazla. Kaç fotoğraf çektim. Burası Datça Yarımadası. Yani sakinlik, doğa istiyorsanız bu mevsimde burası çok güzel bir yer. Sessiz, sakin bir yer. Kimsecikler yok. Doğayla böyle bütünleşik bir hayat için hakikaten güzel bir yer burası. Böyle bu mevsimde muhteşem güzel. Sessiz, sakin. Hava çok güzel. Yani üzerinde bir kollar üzerinde de bir hırkayla durabiliyorum şu anda. Böyle acayip montlar falan giymenize gerek yok. Gürcü'de zaten hava 19-20'lere çıkıyor. Gece işte 10-11'lere kadar düşüyor. Bakın bir de burada bir karavan var. Evet, toplam 7 karavanız. Hemen şurada bir kuyu var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın hemen şurada beton. Tulumba şeklinde. Suyu çekebiliyorsunuz. Suyuna baktım. Tatlı su var. Yani tuzlu su karışmıyor gibi geldi bana. Onun için bugün gidip oradan su almayı düşünüyorum. Yani su var. Güneş var elektrik için. Biraz tedarikli geldiyseniz, buzdolabınız doluysa burada 3-4 gün çok rahat kalabilirsiniz. Ben de onu yapmaya çalışacağım. 3-4 gece kalmayı düşünüyorum çünkü çok sakin, çok güzel bir yer.
Evet, günaydın arkadaşlar. Tekrardan bu sabah erken kalktım. Fotoğraf çektim, video çektim. Sizinle paylaştım. Bakın şimdi çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Manzaram bu şekilde. Çok güzel bir manzaram var. Burası acayip güzel. Çok beğendim ben Börtüvedi'nin manzarasını ve doğasını. Şimdi manzaraya karşı kendime şöyle de bir kahvaltı hazırladım. Sosis, peynir, domates, haşlanmış patates, zeytin. Böyle güzel bir manzara karşısında bu güzel kahvaltıyı yapacağım şimdi. Ondan sonra sabah çektiğim fotoğrafların editingini yapacağım. Onlara bakacağım. İki farklı objektif kullandım. Öyle günümü geçireceğim. Bu manzara karşısında zaten gün çok çabuk geçecek muhtemelen. Hava güneşli değil, çok fazla bulutlu. Paneller işte 13.1, 13.2 gibi bir voltajla şey yapıyor, doluyor şu anda. 14'e çıkmıyor ama bulutlu olduğu için. Öyle gün içinde GoPro'mu, kameramı, işte her şeyi şarj etmeyi istiyorum. Olmazsa arabayı çalıştıracağım akşamüstü. Böyle bu şekilde burada geçireceğim. Yarın da burada geçirmeyi planlıyorum. Doğasını çok beğendim çünkü buranın. Ondan sonra bakacağız. Evet, görüşmek üzere. Evet, günaydın arkadaşlar. Börtübet'te benim bugün 3. günüm. Cumartesi günü gelmiştim. Bugün pazartesi. Hava biraz bozdu. Hatta şimdi yağmur seliyor. Yavaş yavaş buradan ayrılacağım arkadaşlar bugün. Daha çok yer göreyim dedim. Hava bozunca renkler de gitti. Şimdi bir iki işim var, onları halledeyim bugün. Ondan sonra yavaş yavaş ayrılacağım. Bir aşağıdan su almak istiyorum. Arabanın suyu azaldı. Kullanma suyu. Onu bir halledeyim. Ondan sonra bir de biraz mıntıka temizliği yapacağım. Etrafta en azından kendimce bir katkıda bulunmak için. Bir yarım saat kadar. Ondan sonra yavaş yavaş ayrılırım. Karavan hayatında öyle trene yetişmek, uçağa yetişmek gibi bir dert yok. Yani öğlen gibi ayrılsam da olur, öğleden sonra ayrılsam da olur. Çünkü gideceğim yerler uzak değil. Yani daha çabuktan bir saat uzaklıkta. Datça tarafına gideceğim. Onun için önce bir kahvaltı yapayım. Kahvaltı hazırlayayım. Sonra yavaş yavaş yola çıkarız. Evet, yağmur bastırır diye önce bir şu su işini halledeyim dedim. Hemen bakın, şurada kuyu var. Böyle rahatça gidebiliyorsunuz. Patika yollar zaten, insanlar zamanla gide gelin. Burayı patika yolu haline getirmişler. Şimdi yağmur yağarsa buralar çamur olabilir. Önce bir suyu alayım. Kayganlaşır vesaire, inmek daha zor olur. Arabayla da gidebilir bu sefer. Çamura saplanırsın. Yokuş çünkü. Bakın böyle güzel bir kuyu var burada. Gördünüz mü? Çok güzel bir suyu var. Şimdi buradan biraz su alalım. Çeşmeyle doldurmaktan daha hızlı dolduruyorum çünkü birisi bayağı eksik. Küçük çeşmeden daha iyi dolduruyorum. Evet, böyle tulumbalı kuyulardan bir de tarot da vardı. Bakın denizin hemen yanında ama tuz yok. Tuz bulaşmıyor, tuzlu su bulaşmıyor. Kim yaptıysa Allah razı olsun. Hakikaten çok güzel bir şey. Rüzgar esince tabii
ikinci sortinin sonunda şuraya geldi. Ben şuraya gelmesini istiyorum. Bu demek oluyor ki bir kere daha yapacağız. Evet arkadaşlar, üçüncü sortiyi yapacağız şimdi. Umarım bu son olur. Yani son olacak ya. Çok dolu. İşte bu karavan hayatının bir parçası. Susuz yaşayamazsınız. Burası o anlamda çok güzel bir yer. Yani suyun da olduğu, güneşin de olduğu elektrik için. Yani şu ana bakmıyor genelde. Muhteşem bir yer. Gelip burada, yani eğer tedarikliyseniz girer çok rahat kalırsınız. Evet arkadaşlar, merhaba. Şimdi kahvaltıda bugün yeni aldım bu tost makinesi demeyeyim, tost aletini deneyeceğim. Yeni aldım. Eskiden annelerimizin devrinde bunlar vardı, hatırlarsınız. Karavan içinde çok uygun. Şöyle hemen ekmeklerimi koydum. Tereyağını sürdüm. Pişirmeye bıraktım. Elektrik çok tükettiği için tost makinesi kullanılamıyor maalesef karavanlarda. Ama bu aletler güzel. Bununla hem tost yapabilirsiniz, hem işte köfte, işte ne bileyim, büftek, o tarz şeyleri de burada kızartabilirsiniz. Çok yağlı olmamak koşuluyla. İlk defa deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Bir dönem bunlardan çok kullanıyorduk. Hayatımızda çok vardı bunlar. Ama daha sonra elektrikli aletler yaygınlaşmasıyla bunlar önemini kaybetti. Bunu binde bulunca hemen aldım kaçırmadan. Böyle ters çevir. Aa, bak işte yağını boşalttı. Çok yağ koymamak gerekiyor. Evet. Bakın şu şekilde oluyor. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, kahvaltım hazır. Domates, peynir, zeytin, kırmızı biber, közlenmiş kırmızı biber ve tostum var. Böyle bir yemeğim olacak. Ha, üzerine biraz zeytinyağı koymam lazım. Bunu da koyalım. Domateslerin üzerine biraz zeytinyağı. Peynirin üzerine, biberin üzerine. Bunlar hem sağlıklı olması açısından önemli. Zeytinyağı koymuşken ben biraz da çörek otu koyuyorum arkadaşlar. Peynirin üzerine. Daha sağlıklı oluyor. Evet. Böyle güzel bir manzara eşliğinde. Manzaram böyle. Hemen onu göstereyim size. Manzaram böyle şu anda. Hava kapattı. Ama bu da güzel. Bir sessizlik. Doğanın bu halini görmek de çok güzel. Yani ben bunu da çok seviyorum. Hafif rüzgar var. Yağmur geliyor besbelli. İşte yağmura yakalanmadan şu temizliği de yaparsam, mıntıka temizliğini. Ondan sonra yola çıkacağım. Evet, bana afiyet olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şimdi mıntıka temizliğine başladım. Önce şu yakındaki şeylerden başlayacağım. Bakın burada bir ayakkabı var. Dili var herhalde. Özellikle şu tuvalet kağıtları çok oluyor. İğrenç. Kamçılar bırakıyor bunları. Bunları aldıktan sonra elinizi mutlaka yıkayın. Her yerde varlar.
utanıyorum ben bunları toplamaya ama insanlar bunları atmaya utanmıyorlar. Böyle bir çevreyi toparlarsanız eğer çok büyük faydası olur. Her yerde varlar. Evet, bir torba topladım. Hala var kenarlarda ama ben şunu da alayım, çok göze battı. Gittiğim yerde böyle bir torba toplasam oraya bayağı bir faydam olur. Evet. Yavaş yavaş gitme zamanı geldi. Börtübet'ten ayrılıyorum. Ayrılmadan önce size son kez manzarayı göstereyim. Böyle güzel, mutlu, değişik bir manzara oldu. Evet arkadaşlar, yeni macerada buluşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Karavanla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.